Getirdiğin için sağ ol dostum. Günün güzel geçsin. Yeniden Doktor Nov'un kliniğine geldim. Hedefime ulaşıp ulaşmadığımı, zayıflama ameliyatı olup olamayacağımı öğreneceğim. Başarabilmiş olmayı çok istiyorum. Çok çaba sarf ettim ve kendimi şanslı görüyorum ama yine de gerginim. David. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ha, iyiyim. Güzel. Her şey bugünkü sonuçlara bağlı ve büyük ihtimalle son şansım olacak. Tamam, tartıya çıkabilirsin. Bu sefer de çuvallamışsam arkası gelmeyecek. Umarım başarmışımdır. Bugün 23 kilo vermiş olarak gelmemi istemişti. Verebilmişsem 263'e inmiş olmam gerekiyor. 267 kilo. Güzel. İnebilirsin. 5 numaraya geçiyorsun. Tamam. Bu sonuç beni yeterince sevindirdi. Daha çok vermem gerekirdi ama sanırım olabildiğince yaklaştım. Doktor Now çok da memnun olmayabilir ama yoluma devam etmeme izin verip ameliyatımı yeniden onaylarsa çok mutlu olacağım. Öte yandan çok gerginim çünkü randevunun nasıl geçeceğini bilemiyorum. Merhaba David. Nasılsınız doktor? Nasılsın? Çok iyiyim, siz? İyiyim, ben de iyiyim. David, 3 ayda 23 kilo vermeni istemiştim ama sen 19 kilo verebilmişsin. Senin kilonda birinin her ay 7-8 kilo vermesi hiç zor olmaz. 270 küsür kiloysan ve 1200 kalorilik diyeti sıkı sıkıya uyguluyorsan 23 kiloyu kolayca verebilirsin. Demek ki hala aşırı yiyorsun ama kilo vererek gelmiş olman yine de bir şekilde yolundan sapmadan devam ettiğini gösterdi. Bu durumda önümüzdeki 3 ayda da 14 kilo zayıflaman şartıyla ameliyatını onaylarım. Anlaştık mı? Anlaştık. Ameliyatın için 3 ay sonraya gün belirleyeceğim. Sen de o arada diyete devam edip kiloları vereceksin. Tamam. Başarabilecek misin? Evet. Başarabilirim. Peki. Biliyorsun daha önce bir kere ameliyat günü seni evine göndermiştim. Sonra yine kilo aldığın için ameliyatını ikinci kez iptal etmiştim. Artık bu sefer aynı şeyin tekrarlanmasına sebep olmazsın umarım. Tamam. Tamam mı? O 14 kiloyu mutlaka vermeye bak. Peki. Anlaştık. Tamam. Bu sefer sağlıklı beslenme programına sadık kalabilmek seni epeyce zorlayacak. Çünkü daha önce 6 ay boyunca düzenli kilo veremedin. Eğer başarmak istiyorsan bu sefer çok sıkı çalışman gerekecek. Tamam mı? Tamam efendim. Bu arada nerede kalıyorsun? Şimdilik karavanıma yerleşmeye karar verdim. Peki ameliyat olursan nerede kalacaksın David? Yanında sana yardım edecek biri olacak mı? Evet. Kim? Ameliyattan sonra benimle ilgilenecek birkaç kişi ayarladım. Onlarla birlikte karavanda kalacağını söyleme sakın. Nasıl halledeceksin o işi? Bir fikrin var mı? Onların da yardımıyla bir süre bir otelde kalacağım. Robin'in ailesi. Yani kendimi biraz olsun toparlayana kadar bana onlar bakacak. Tamam o zaman David. Şimdilik sen 14 kilo zayıflamaya odaklan. Eğer bunu başarırsan ameliyatını yaparım. Başaramazsan seni evine geri gönderirim. Peki. Tamam mı? Tamam. Unutma bu son şansın. Sakın ziyan etme David. Peki. Güzel. Eğer bir şeye ihtiyacın olursa ararsın. Peki doktor. O zaman sonra görüşüyoruz. Tamam. David'in yeniden kilo vermeye başladığını gördüğüm için sevindim. Hedefinin biraz gerisinde kalmış ancak kaydettiği ilerleme bana işleri tekrar rayına oturtmak için çabaladığını göstermesi açısından yeterliydi, olumluydu. Ama şimdi yeni hedefine ulaşmak için de çabalayacağını bana göstermesi gerekiyor. Tabii ameliyat günü geldiğinde vermesi gereken miktarı verememişse sadece ameliyatı iptal etmekle kalmam. Aynı zamanda David'i programdan da çıkartırım. Tekrar onaylandığım için mutluyum. Daha önce her seferinde işleri berbat ettim. Bu yüzden önümüzdeki 3 ay boyunca öyle bir şeyi tekrar yaşamamak adına elimden gelenin en iyisini ortaya koymam gerektiğinin farkındayım.